Laus TV stüdyolarından öncelikle herkese merhaba. Bugün üniversitemizde Duayen Şefler serisi içerisinde son konuğumuz ünlü araştırmacı şef Ömür Hakkor aramızda. Kendisi bize 3 saat süresi içinde değişik yemekler yaptı öğrencilerimizle birlikte. Bu doğrultuda kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ömür Hakkor bir şef olmadan öteye kültürel mutfağı araştıran bir araştırmacı olarak ben kendisini lanse etmek isterim. Dünyaca ünlü kitapları birkaç dile çevrilmiştir. Bu doğrultuda da birçok ödül almıştır. Dünyada bunlardan bir tanesi Selçuk Mutfağı, Hitit Mutfağı ve daha birçok kitabı basım aşamasındadır. Kendisi bugün gastronomi bölümümüzde çok güzel bir sunum yapmıştır. Bu doğrultuda biz tekrar bir hoş geldin demek istiyoruz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum. Bir insan kendini daha iyi tanıtır diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Aslında o kısım daha zor bana sorarsanız. Hani ya da en azından benim için daha zor. Biraz insan hani çekiniyor yani anlatırken ama iktisat mezunuyum asıl. İkinci üniversite kültürel miras ve tarihi okuyorum, devam ediyor okul. İşimle çok alakalı olmadığını söylüyor insanlar ama ben de çok alakalı olduğunu düşünüyorum. İktisat mezunu olup aşçılık yapıyorum. Yani aşçılık aslında yaptığım işlerden bir tanesi diyeyim. Yemek kitapları da yazıyorum. Çünkü bizde biraz ayrışıyor. Yemek kitabı yazanlar aynı zamanda yemek yapmıyormuş gibi düşünülse de yemek yazıyorum, yemek yapıyorum, yemek programları çekiyorum. Yani bir şeyin içinde yemek varsa bence ben onun için içindeyim. Yani o yüzden hani işte bununla ilgili bir eğitim veriyorum. Eğitime gidiyorum. Yemek hayatımın büyük bir alanını kapsıyor ve yemekle alakalı her şeyi yapmaya çalışıyorum. İşte kitap ve eğitim daha önde. 17 tane Türkiye'de kitabım var, 18 tane yurt dışında. 8 dilde ve 100 ülkede satışta. Çok güzel. İki yemek kitabım dünyanın en iyisi unvanına sahip oldu. Çeşitli ödüller aldılar. İşte yenileri devam ediyor. Her sene düzenli olarak 2 ya da 3 yeni kitap çıkıyor. Çünkü birkaç konuyu aynı anda yazabiliyorum ve işte bütün kitaplar 5 sene, 6 sene çalışmalar sürüyor. Ama aynı esnada birkaç kitap çalışabildiğim için işte finale gelen birkaçı bir arada çıkıyor. Aynen devam ediyorum çalışmaya yani. Yemek kitapları daha fazla şu ara. Yemek zaten insanoğlunun nefes aldığı doğrultuda sürekli olarak tükettiği bir yeme içme sektörü, sürekli büyüyen bir trend. Evet, aynen öyle. Tabii sizin farkınız yeme içme sektöründe eskiyi. Evet, ben biraz eskiyi daha araştırmak. Türk mutfağında olsun, yani genel anlamda Türk mutfağında çok görülebilen bir unsur değildi bu. Büyük bir eksiklikti bu. Yani genelde biraz daha batıya dönük çalışıyoruz yani şefler. Yani biraz ben merak ediyorum yani sürekli yediğim her şeyin tarihi konusunda. Ya mesela Kıbrıs'a şimdi geliyorum sürekli. İnanılmaz bir mutfağı var ve hala eski tekniklerle devam ediyorlar. Yani endüstri Kıbrıs gıdasını etkilememiş halde. O yüzden mesela çok başarılı buluyorum. Çünkü ben bunun peşinde düşünmek için bütün Türkiye'de çalışıyorum. Yani Türkiye'deki bütün amacım endüstrileşmeden önceki geleneksel yöntemler. Bu çok zor artık buna ulaşmak. Yani bu kayıtları canlı yaşıyor görmek Kıbrıs'a beni çok memnun ediyor ve Kıbrıs'a ait kayıtlar da tutmaya başladım. Ama Türkiye'de yemek tarihiyle ilgilenmek, yerel konularla ilgilenmek biraz zor. Çünkü kaynak yok çok doğru dürüst, evet. Ve insanlar bu konuyu rentable bulmuyorlar. Restoranlarda satmak için uygun bulmuyorlar. Ya da yapılan yemekleri çok uzun süreli piştiği için pek tercih etmiyorlar ama aslında bana bakarsanız da dünya kapılarını açan sihir ne desesiniz size. Ya yaptığım yerel yemekler. Yani kimse beni iyi bir risotto yapmak için, iyi bir sushi yapmak için, iyi bir tatlı yapmak için dünyanın herhangi bir yerine çağırmıyor. Ya gel de bir dolma yap, gel de bir fırın kebabı yap, gel de bir işte ekşi mayalı ekmek yap gibi diyeyim. Yani geleneksel ürünler dünya üzerinde şu an çok önemli bir trend ve Türk mutfağını geleneksel olarak yaptığım için de bu konuda kabul görüyorum ve çeşitli yemekler yapmaya gidiyorum dediğiniz gibi. Yani Türk mutfağını yurt dışında temsil ediyorsunuz. Yani aslında işin evet. Yani temsil ediyorum mu tartışayım. Hani temsil ediyor muyum bilmiyorum ama yani 100 ülkede kitaplarımı satıyor ve 8 dilde kitaplarım var. Türk mutfağı kitapları yazıyorum. Yani ben sushi kitabı yazmıyorum. Evet. İtalyan mutfağı kitabı yazmıyorum. Türk mutfak tarihine ait dokümanlar ortaya sergiliyorum. Bu bakımdan da eğer Türk mutfağını da tanıtmak için bir faydam oluyorsa bundan çok memnun olacağım. Çünkü Türk mutfağı önemli bir mutfak ve dünyada ne yazık ki bizim önemsediğimiz kadar karşılık bulmuyor. Yani dünyanın en iyi 5 mutfağı arasında geçmiyor.
bana kalsa dünyanın en iyi mutfakları arasında olması itibariyle en iyilerinden bir tanesi. Ve tanıtıma ihtiyacı var. Yani insanlar, ben diyorum ki iyi ki Türk doğmuşuz ya, hani en azından bu yemekleri yiyebiliyorduk. Çünkü dünyanın geri kalan neredeyse birbirine benzer şeyler yiyor. Aynı, işte aynı şeyi fırınlıyorlar, aynı şeyi kızartıyorlar, aynı şeyi ocakta pişiriyorlar. Ama Türklerin pişirme teknikleri de çok farklı. Evet. Yemek yapma, pişirmeden de yemek yapma çeşitleri var, turşuları var. İşte mesela zeytinyağlıları var. Dünyada zeytinyağlı literatürü yok başka bir şeyde, mutfakta. Ya soğuk yenen bir yemek olabilir mi? Ya buna çalışıyor. O yüzden de Türkiye'nin çok başka bir mutfağı var. Bir de ne yazık ki. Zeytinyağı açısından baktığımızda bir de sağlık yönü var yemeğin. Tabii ki. Yani bildiğiniz gibi bir terim vardır bu doğrultuda. Can boğazdan evet. gelir ama bir de bilir, can boğazdan da gelir. Bir de bilir. Şimdi özellikle gıda üretilme aşamasında gastronomi dediğimiz zaten tarladan veya ahıldan itibaren sofraya gidene kadar olan süreç burada gastronomi uzmanları tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye'ye baktığımızda bir Kars'ın peyniri evet. yani ezine olsun yani özellikli işte bunun tartışması var. Beyaz peynir bugüne kadar markalaşmadı. Yani bir sürü peynir var bu doğrultuda beyaz olarak çok, da. Evet, şimdi ezine dediğiniz zaman bir başka marka oluyor. Bunu İsviçre'de görüyoruz yani. İsviçre'de olsun başka Fransa'da doğru. görüyoruz. Her peynir ayrı marka. Bölgeler marka haline geliyor. Bu şarapta da dahil olmak üzere. Evet. Türkiye belki burada yeni. Çok bunlar, emekliyor yani hani. Çok daha yeni unsurlar oluşuyor burada. Tabii sizlerin katkıları bu doğrultuda ve bundan sonra gelecek olan araştırmacılar, evet. Türk mutfağını bence en temel bu en baştaki mutfaklar içerisinde sokacağını düşünüyorum. Dediğiniz gibi zeytinyağlılar olsun, tabii sağlıklı tabii. Başka mutfakta bir, yani olsun. Çok farklı ürünler var. Yani şimdi ben çalıştıkça yemek tarihini şunu fark ediyorum. Türkler çok güzel şeyler yemişler ama şu an bunun çok azını yiyorlar. Yani hani işte derslerde ya da yurt dışında verdiğim seminerlerde yabancıların en çok hayret ettiği şey bunu nasıl düşünmüşler? Çünkü şu an hani yemekle ilgili bazı kalıplar var ve bence Türk mutfağının tamamen dışında kalıyor. Ama uygulamak gerekiyor. Yani sadece batıya kilitlenip işte Amerika mutfağı, Avrupa mutfağı ya da Asya mutfağı diye doğuya dönüp baktığın zaman çok bir şey kazanamıyorsun. Kendi elinde büyük bir Anadolu mutfağı ve Türk mutfağı var. Bunu değerlendirmek gerekiyor aslında. Michelin yıldız açısından ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de tabii çok zor. Yani Türkiye'de bir işletme sahibi olan bir şef de zor. Yani var yok değil ama yeni çıktı. Yani o Michelin yıldızında şefin aynı zamanda ortak ya da sahip olması gerekiyor. Evet. Türkiye'de aşçılar yeni dükkan sahibi oldular. Yani hani dededen kalma bir dükkanın varsa devam ediyorsun ama yani kendi planladığın, kendi menüsünü oluşturduğun, iyi bir şarap kabı koyduğun bir dükkanda ya yatırımcın oluyor ya da çalışıyorsun. Ha. Türkiye'de var, çok iyi dükkanlar var. Yok değil kesinlikle. Son zamanlarda yani arkadaşlarım olanlar var. İşte Neolokal var, Maksut'un. Dünyanın ilk 100 listesinde olan Mehmet Gürsün lokantası evet. var. Yok değil kesinlikle. Büyük bir gelişme. Tabii birçok girememesinin sebepleri de var. Yani alkolün yani şarap kabı olmuyor. Yeterince büyük. O zaman almıyorlar ama Türkiye'de bence Michelin'den çok daha iyi dükkanlar olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda birkaç seyahat yaptım. Mesela Iğdır'a gitmiştim. Karakoyunlu köyüne gittim ilçesine Iğdır'ın. 17 yılda bir kadının lokantası var. Marketten sadece pirinç ve şeker alıyor. Eti kocam kesiyor diyor. Nohut ben bahçede yetiştiriyorum. Kuru fasulye topladım kurutuyorum diyor kendi bahçemde. Buğday kendim yapıyorum. Bulgur kendim öğütüyorum. Un kendim çekiyorum. Şimdi bakıyorsun bütün ürünlerini kendi yapıyor ve bunlarla yaptığı yemeği satıyor. Bence hani tabii Michelin'in birçok şeyi var, statüsü var ama bence kendi üretimini yapıp, kendi hayvanını yetiştirip, kendi sütünü, yoğurdunu, buğdayını, ununu, bulgurunu yapan dükkana çok az dünyada restoranda rastlarsınız. Yani buna bir statü verecekseniz bence biraz daha onların üzerinde bir yer. Ki Türkiye'de birkaç lokanta biliyorum böyle. Tabii bu şimdi burada kadına neden iyi bir şarap kabın yok, o yüzden listeye giremiyorsun dersen bu olmaz. Yani neden işte şu kadar sert hijyen kurallarım var desen olmaz. Çünkü Iğdır koşullarında bir yemek yapıyor. O yüzden hani bence daha iyi lokantalar Türkiye'de mevcut ama liste açısından baktığın zaman zor açıkçası. Evet. Şimdi tabii işlenmemiş gıdalar olarak baktığımızda evet. şimdi işleme girdiği zaman gıdalar birçok özelliğini yitiriyor. Yitiriyor tabii ki. Bu da geriye dönüş başlıyor. Yani bizim çocukluğumuzda veya daha öncesinde
İşte tavuğu kendimiz yetiştirmemiz işte tavuğun serbest dolaşması. Şimdi bakıyorum özellikle birçok şeyde çok öne çıkmaya başladı. Özellikle birazcık da sağlık unsuru olarak baktığımızda. Tabii ki. Ya insanlar şunu fark ettiler artık. Beslenmeye dikkat etmediği müddetçe sağlıklıdan oluyorlar. Evet. Yani sana endüstri çok zamanı etkin kullanıp 3 dakikada yemek yapmanı sağlayabiliyor. Ama daha sonra da sağlığını kaybediyorsun. Bunda böyle bir ters bir ilişki olmaya başladı. Ama kendini koruyarak, gıdana dikkat ederek daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürüyorsun. Yani daha az hastalanıyorsun, yediklerini yakabiliyorsun, obeziteden kurtuluyorsun. Yani insanlar 10 bin yıldır aynı şeyi yiyorlar. Yani 10 bin yıldır insan kuyruk yağı eritiyor vücudunda, kaya tuzu eritiyor, doğal şeker eritiyor, rafine şeker değil. Evet. Ve işte tereyağı, sade yağ eritiyor. Ama sen buna 10 bin sene bunları yemiş insana bırakıyorsun, diyorsun ki şimdi sana yeni şeyler yükleyeceğim. Sodyum klorür koyuyorsun kaya tuzu yerine. Rafine şeker koyuyorsun. Üzerine biraz işte pastacılık yağı, margarin ıvır zıvır ekliyorsun. Üzerine sıvı yağ, rafine yağlar ekliyorsun. Zeytinyağı bir tarafa bırakıp. Üzerine hayvansal yağlar zararlı diyorsun. Tereyağı zararlı diyorsun. Diğer alternatiflerini sunuyorsun. Ne oluyor? 10 bin yıldır bunları eriten bir vücut eritememeye başlıyor. Ne oluyor? Obezite. İşte belki kanser. Sağlıksız bir hayat. Ne oldu? Şimdi insanlar gördüler ki insanlar yedikleri müddetçe sağlıklı kalabiliyorlar. Dediğim gibi bunun da en büyük ölçülerden bir tanesi geleneksel gıda. Geleneksel ne kadar dönerlerse o kadar sağlıklılar, o kadar eritiyorlar. Mesela eskiden biz yemek yerdik, bir soda içerdik, geçerdi. Ama şimdi geçmiyor. Sebebi endüstrinin diğer verdiği maddeler. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle aslında ömrün uzaması gerekirken kısaldı. Maalesef kısaldı yani. Gıda endüstrisi ne yazık ki kısaldı. Bu da tabii sorgulamaya, insanları sorgulamaya önüne gitti. Fakat işlenmiş gıda endüstrisi olarak da çok büyük bir finansal güç var. Çok. Ve bu finansal gücü arkasına alan büyük gıda firmaları da benim gözlemlediğim kadarıyla son özellikle 5 yılda, 5-10 yılda şefleri de bünyesine almaya başladı. Bu konuda aslında şeflerin bu firmalarda çalışmaları, firmaların eskiye dönüş veya daha az zararlı ürün çıkarma açısından bir etki mi yaratacaktır yoksa? Hayır, tam olarak bu etkiyi yaratıyor artık. Yani eskiden içinde şu malzeme var diye söylenmeyen maddeler şu an artık onu yapmıyoruz diyorlar. İşte artık ne bileyim işte şunu kullanmıyorum, artık bunu kullanmıyorum. Böylece bu aydınlanma endüstriye de yansıdı. Evet. Yani eskiden içinde kullandığı ne bileyim E330 gibi yabancı bir maddeyi artık kullanmamayı öğrendi. Bunu olmadan da iyi bir pratik ürün çıkartabileceğini fark ettiler. O yüzden bizim için yararlı oldu. Artık rafine olmuş ürünleri sokmamaya başladı paketlerin içine. Yani hani bu bakımdan evet bu bir yatsınamaz gerçek. Yani insanların vakitleri yok. Zamanları kısıtlı ve yemek yapmak zorundalar. Evet. Yani endüstriyle de demezsiniz. Orası kesin. Yani hepimiz beraber çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben kendi yaptığım diyette %80 uyguluyorum bunu. Ben dikkat ediyorum yediğime içtiğime. İşte bana hep sorarlar, yani nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun bu kadar yemeğin içinde? Tek bir sırrı var, gerçek şeyler yiyorum ve eritiyorum. Yani vücut bunu atabiliyor çünkü, 10 bin yıldır bunu atmış. Şimdi mi atmayacak? Tabii ki atıyor. Yani ama endüstriyi reddedemeyiz. Endüstri çok net bir şekilde artık insan sağlığına dikkat edecek şekilde uygulamalar yaptı, yapmadı değil yani. Yani şeflerimiz en azından disipline etme, bu tabii sektörü ki disipline etme açısından önemli bir unsur olarak bakıyorum. Bence öyle, kesinlikle. Şimdi gıda mühendisleri, geçmiş yıllarda gıda mühendisleri görev yapıyordu ama şefler şimdi daha öne geçti bu doğrultuda. Çünkü insanlar şefleri özellikle farkındalıkla birlikte, şefleri daha fazla yeme konusunda sadece sağlık açısından değil, bir de lezzet açısından tabii da ki bu da yani öne çıkıyor. İnsanlar yemeği çoğu zaman damak tadı için yiyorlar. Yani tamam, günde 3 kere yesek bile çoğu zaman damak tadı için yemek yiyoruz. Orası kesin yani. Evet. Ben bir de şey söyleyeyim. Şimdi birçok kişiye göre lezzet öne çıkıyor. Fakat bir de şekil. Evet. Özellikle öğrencilerle bu konuyu çok gastronomi öğrencileriyle. İşte evet. Tabak, sunum. Hangisi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben lezzetçiyim. Ben kendim lezzetli. Ben gelenekçiyim. Ben her zaman şöyle düşünürdüm yemek yaparken. Beni tekrar hatırlasın. Yani ben bir görme engelliye yemek yapayım ve daha sonra bu başka bir yemekten bir kaşık aldığında bu ömrünkine benzesin derdindeyim. Evet. Yani yemiş yemeği bir yıl önce şeklini hatırlamıyor görmediği için. Birkaç sene sonra yediğinde ya bu ömrün yemeği olmalı. Yani eğer bir şef tatla imza atabiliyorsa çok büyük bir şey başarmıştır. Yani şekil evet çok önemli.
tabağın içinde. O önemli olmadığını iddia etmiyorum ama ben lezzet ekolünden geliyorum. Ben eğer bir adam beni yaptığım tatlı, ben mesela bazen beni Bay Cennet Çamuru diye çağırırlar. Bazen Bay Semsek geliyor derler. Bazen Kilis Kebabı derler. Yani ben yemek ismiyle çağırmaktan hoşlanıyorum. Çünkü insanlar yaptığım yemeği o kadar beğeniyor ki beni öyle hatırlıyor. Yani işte adam Cennet Çamuru diyor. Yani o yüzden bundan çok memnunum. Çünkü ben lezzet ekolünden ve tadımla hatırlanmak istiyorum yani. Siz zaten buraya gelmeden Cennet Çamuru'yla ilgili bilgiyi almıştı bize. Yani hoca yaptırın demişti. Yani çünkü ben öyle geliyorum. Hani tabağı evet çok iyi tabaklar görüyorum dünyada. Çok iyi şey ama yani tabağın yenebildiği zamanki hatırasının daha kuvvetli. Yani iyi bir görsel tabağı unutuyorsunuz. Ya yani mesela geçen yani sene gördüğünüz bir tabağı hatırlıyor musunuz? Ama geçen sene iyi yediğiniz bir köfteyi, iyi yediğiniz bir tandırı, iyi yediğiniz bir hellimi, iyi yediğiniz bir kahvaltıyı hatırlıyorsunuz. Neden? Çünkü damak kalıcı bir şeydir. Ya bir yarışmada bu kadar yarışmaya gitmişsinizdir bizim okulda, bu okulda beraber. Kaç tane tabak hatırlıyorsunuz? Çok az. Yani, yani öyle hatırlayamıyorum. Çünkü bu çok görsel bir şey. Ama iyi bir yemek yersen unutamıyorsun abi. 10 sene geçse de unutamıyorsun. O lezzet açısından ben de klasikçiyim bu yönde. Yani damak zevkimi seven bir kişi olarak yani, çocuklar biraz şunda zarar görüyorlar bundan. Yani yemeği soğutmak pahasına tabak hazırlıyorlar. Evet. Böyle bir şey yok. Yani i̇şte bana yarışmalarda bu konuyla ilgili. Yani eti pişiriyor, 3 dakika sonra servis ediyor, 4 dakika sonra. Ortam sıcaklığından et soğuyor, jüri önüne geliyor, tabak soğuk. Yani hani süsledin de ne olacak? Yani orada asıl şeflik başlıyor. Evet. Tabak süsleyeceksen aynı zamanda da tam on the time yapacaksın. Yani yemeği soğutmaya. O yüzden de o kadar kanalize oluyorlar ki tabağı süslemeye. Süslerken tabaktaki her şey soğuyor. Yani böyle bu zararlı. Bir de bunun bir ölçüde kalmasını düşünüyorum yani. Böyle gidemez. Yani hayatını sürekli tabak tasarlayarak geçemez. Geçebilir ama yani bu profesyonel olarak bu işi yapabilirsin. Tabak tasarımları diye bir branşın olabilir. Ama lezzet başka bir şey ya. Kesinlikle bunu böyle düşünüyorum yani. Biraz da Kıbrıs'a gelip gidiyorsunuzdur. Kıbrıs'ı bayağı seviyorum ben. Kıbrıs'a gelip gidiyorsunuz. Kıbrıs'ın yemeklerini de tattınız. Evet. Yani insanlar şöyle Kıbrıs'ta, ben Kıbrıs'a geliyorum, herkes bana böyle sosyal medyadan yazıyor. Kıbrıs'ta ne var ki yiyecek diyor. Ya Kıbrıs'ta bir şey bulamıyorsanız dünyanın hiçbir yerinde bir şey bulamazsınız. Yani biraz Kıbrıs'ta, eğer Kıbrıs tanıdığınız varsa çok iyi. Yani eğer Kıbrıs'ta bir otele kalmaya geldiniz, oteldekilerle düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Yani şu ara ben size söyleyeyim, yani son böyle bir 6-7 haftadır en büyük keyfimiz, biz buradan hellimi, çakızdezi götürüyoruz. Kendi bullamızı yapıyoruz ekşi mayayla, Kıbrıs mayasıyla. Yani pazar sabahı şöyle bulla çıktı mı, işte bulla oldu mu, bulla pişti mi, işte yaptığı çalıştığımız fırındaki o bulla kokusu, bütün biz Bursa'da bir fırında yapıyoruz bunu. Bütün Bursalılar bulla yemeye şeye geliyor Kıbrıs'a. Elimizde bir tas zeytinyağı, bir tane bulla batırıp batırıp yiyoruz. Bütün şeyimiz o yani. Yanında hellim varsa bonus. O hellimin içinden taze nane yapraklarının çıkması, hellimin tuzsuz olması, süt gibi kokması. Yani gerçekten ineğin memesinden süt emiyor gibisin hellimi. Hellimi de özel ya, herhalde tabii şey yapıyorsun. Tabii ki öğrencimizin aile yani. O yüzden ben Kıbrıs'ı çok lezzetli buluyorum. Yediğim her şeyi çok lezzetli buluyorum. Hala gerçek gıdalar var. Kullanılan yağlar, yapılan peynirler, işte kullanılan yapılan ekmekler, zeytinler, her şey gerçek işte. Aman ben şey, en zevk aldığım şey, işte sınıftaki öğrencilere yazıyorum bir gün önceden. Yarın beraber kahvaltı yapsak mı? Ders 8.30'da başlıyor. 10.30'da kahvaltı molası veriyorum. Herkes evden bir şey getirsin diyorum. Bir bakıyorum Ayrelli geliyor, işte Çakızdez geliyor, enginar geliyor. Her şey geliyor evden. Çörekler geliyor. İşte patatesli bitti mi? Evet. O geliyor. Şimdi daha ne olabilir yani bir şef için? Yani bir şef için fazlası var. Neden? Geleneksel ürünler var. Benim için en azından öyle. Şimdi Kıbrıs bence yemekte büyük bir marka. Kim biliyor? Marketing sorunu var sadece. Yani herkes Türk ürünleri ya da İtalyan mutfağı ya da kebap ya da işte suşiler yapıyor. Ama Kıbrıs'ın bence çok güzel bir meyhane kültürü var. Çok güzel küçük küçük porsiyonları var. Çok güzel yemekleri var. Ne yazık ki satamıyorlar diye düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? Ben mi yanlış düşünüyorum? Şimdi az aslında satıyorlar. Bu bir otele geldiğiniz zaman sıkıntı şurada. Yani baktığımız zaman endüstriyel çapta büyük otellerde maalesef Kıbrıs mutfağını yansıtan lezzetler sunulmuyor. Bunun nedenleri açısından baktığımızda genelde otellerde çalışan şeflerin büyük bir kısmı Türkiye'den geldiği için daha yani, çok standart bir büfeler kuruluyor. Ya Antalya'da yediğin yemeği Kıbrıs'a yemenin hiçbir anlamı yok. Yani niye seyahat ediyorsun o zaman? Yani ben seyahatimi yemeğe göre seçiyorum. Ya ben Antalya'da yediğim yemeği neden Kıbrıs'ta yiyeyim? Bunun bir açıklaması olmalı yani. Kıbrıs'ın yerel patatesini kullanan bir tane otel yok bence yani. Öyle rastlamadım ben. Yani herkes dondurulmuş patates kullanmak zorunda mı? Güzel patatesler ne oluyor buradakiler? Dökülüyor artık.
Yani ben onu bir eleştirisinde yapmıştım. Hatta burada açılan bir restoranta gitmiştim. Hazır donmuş patates sundu. Patates köftesinin yanında. Dedim patates köftesinin yanında bu çok ayıp oldu. Değil mi? Yani madem Kıbrıs patatesini sen kızartman gerekiyor. Hani vermen gerekiyor ki tam Kıbrıs mutfağını yansıtsın. Evet. Bu doğrultuda. Tabii ekmek de köy ekmeği olması gerekiyor. Yani. Yani mesela bana hep arkadaşlarım diyor ki ne buluyorsun Kıbrıs'ta yiyecek? Ya arkadaşım bir çıkın da gelin diyorum. Çok şey var. Ben sizi bir ağırlayayım. Yani şimdi bizim öğrencilerimizden restoran sahibi olanlar var babaları. Gidiyoruz. Gerçekten çok başarılılar. Şimdi bir fotoğraf çektik. Biz en son bizim Tanya'nın babasının dükkanına gittik. Biz bir arabayla gelmişiz. Arabaya koymuşuz. Fotoğrafı karesine araba girmiş. Tek teknolojik ürün o araba. Restoranın önünde görünen. Ne fırın, ne ocak, ne masalar, ne yemekler. Hiçbir şey yok yani. İşte bir keçi geziyor. İki tane taş fırın duruyor meydanda. Bizim bir araba girmiş kadraja. Tek teknoloji onu çıkarttığın anda 1923'te 1923, 1856'da 1856. Yani zamansız, çok eski bir zaman şeyinde. Yani o yüzden başarılı bu. Yani biz bunun unuyla ekmekler yapıyoruz. İnsanlar ununu kullanmıyor. Her taraf arpalık. Arpayı niye kullandılar? Olsa hiçbir bilgileri yok. Şimdi arpa ekmeği yapıyoruz Kıbrıs'ta. Kıbrıs ununu analiz ettirdik. Ne kadar su çekiyor, iyi bir un mu değil mi? Her ürünü kaliteli. %100 kaliteli yani. Zeytinyağları öyle. Tabii biraz farkına varmak gerekiyor. Bence Antalya'dan yemek ya da büfe tasarlamak yerine Kıbrıs'tan büfe tasarlamak, Kıbrıs'tan yemek yapmak fazlasıyla bir turisti bence memnun eder. Bence yapılması gerekiyor yani bu doğrultuda. Türkler Antalya'ya gitsek aynı yemek, Alanya'da aynı yemek, Sizde aynı yemek, Kemer'de aynı yemek, Bodrum'da aynı yemek yiyoruz zaten. Şimdi Türkiye'ye ben tatile gittiğim zaman yani 7 günlük periyotta bir gün Türk mutfağı üzerine bir büfe açıyorlar. Şimdi yabancılarda o Türk mutfağını yansıtacak tandırından tutun dönerine kadar işte içli köftesine kadar birçok şey sunuluyor. İşte buradaki otellerin de aslında çok önceleri de vardı ama müşteri profili değişti doğrultuda. Kıbrıs gecesini kaldırdılar. Büyük yanlış bence. Bence de büyük yanlış bu doğrultuda. Kıbrıs kültürünü bir şekilde Turizm Bakanlığı da bu bir devlet politikası da olmak vallahi durumunda. Vallahi yani bu devlet politikası ben mesela eğer ticaret mesela doğrusu başkanı olsam ya da Esnaflar Kooperatifi başkanı olsam Kıbrıs'ta açılacak restoranlarda yerel yemek koymazsa ruhsat vermem. Net. Bu konuda tavrımı her zaman gösteririm. Bu Kıbrıs için geçerli değil. Eğer sen buraya bir restoran açıyorsan ve benim de 5 tane geleneksel yemek yoksa açamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Bu olmaz. Otele ruhsat veriyorsan kardeşim otelin içinde şartların olmak zorunda. Yani o otelin yangın tertibatına bakıyorsun, havuz tertibatına bakıyorsun da kültür tertibatına niye bakmıyorsun? Yani bu çünkü seni iş yaptıracak olan şey buranın kültürünü satman. Kıbrıs merak edilen bir ülke. Bu kadar turist geliyor. Yani buraya sadece insanlar oyun oynasın diye mi gelsinler? Ya ben Kıbrıs'a yemin ederim her hafta bu hafta ne yiyeceğiz diye geliyorum. Çünkü mevsim değişiyor, yemek değişiyor. Ay değişiyor, yemek değişiyor. O kadar değişiyor ki her şey yani. Siz araştırıp da geldiğiniz için bu doğrultuda doğadan ne toplanacağını mesela bizim salyangozumuz olsun. Yani Garavoli dediğimiz garavollimiz olsun, mantarımız olsun. Evet, bu doğrultuda bu konu üzerine de çok vallahi şey yaptınız. Valla ben o kadar memnunum ki yani biz her hafta büyük bir heyecanla geliyoruz bu hafta ne yiyeceğiz diye yani. Ama işte bir Fransız lokantasına gidip eskargotu yediğiniz zaman işte oysa bizim doğadan toplananı var. İşte satıyor marka yani yapmak. Marka yani yapabilmek. Kıbrıs'taki temel şey bunu bu ellerinde var ve bunu çok normal görüyorlar. Dünyanın geri kalanında bunlar yok. Yani bu hellimi sen dünyanın neresine götürüyorsan götürüyorsan standların dışında bir şey. Yani bir de ne vardı? Pile bir sabah şey var. İçinde kuş üzümü olan peynirli bir şey var. Plevne. Yo, plevne neydi o ya? Ne hatırlayamadım. Yani öyle bir şeyi var. Hamur işi var. İçi peynir. Pilavuna. Ha pilavuna. Pilavuna. Abi o nasıl bir şey mesela? Yani sen bunu dünyanın hangi açık büfesinde koyarsan koy bu yenir abi. Değil mi? Ya bunu nasıl satmazsın? Bunu nasıl otelinde yer vermezsin? Bunu nasıl hamur işine sokmazsın? Yani hem peynir var hem kuş üzümü var içinde. Aroması çok yüksek. Ama işte diyorum ya yani bunu yapmaya ya satmaya gönüllü olmak gerekiyor. İşte bunu biz yetiştirdiğimiz gençlerle herhalde yetiştirdiğimiz gençleri otellere veya bu yiyecek içecek sektörüne ne kadar ben öyle olmasını, yönlendirirsek öyle olacağını düşünüyorum. Ben de çok biliyorum. Çünkü Kıbrıs'ın buna ihtiyacı, yani bu gastronomiye sahip çıkılmasına ihtiyacı var. Burası dünya üzerinde önemli bir lokasyon. Evet. Bu kadar yere geziyorum. Yemeği konusunda çok az. Antep'in çok yüksektir. Lyon'un çok yüksektir gittiğiniz zaman. İyi şeyler yersiniz. Kıbrıs'a da iyi. Ben ilk 6 ay anlamamıştım ama şimdi son 1 yılda ne kadar iyi şeyler yediğimi fark ettim. Kıbrıs yüksekte bir yerde. Ama bunu bir 6 ayda anca öğrendim ben. 6 ay sonra açıldı bana Kıbrıs mutfağı yani. Herkes yok 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 deyip geçiyorlar yani. İşte hamburgerciye gidiyorsun, oraya gidiyorsun. Başka yok diyor. Sonra ben işin içine daldım. Muhakkak vardır, vardır diye. Vardır muhakkak. Fazlasıyla var. Fazlasıyla var yani. Büyük bir kültür yani, var. Ticari kurum, ticari işletmeler de var ama özünü
özünü saklayan yerler de var. Kıbrıslı Türkler genelde hafta sonları olmak üzere bu yerlere daha çok gidiyorlar. Genelde özellikle iyi yemekler hafta sonu yapılıyor. Cumartesi, pazar. Daha fazla vakit var. Şimdi Kıbrıs Türk'ü birazcık da sofrada zaman geçirmeyi seviyor. Evet. Alkolden dolayı. Seviyorlar. İtalyanlarda da var o biliyorsun. Var. Doğrusu, zaten Akdeniz ülkesi. Bence o uzun sofra muhabbeti, işte habire ara ara pişip gelen ürünler tam olarak öyle yani. Zaten kesin. Kıbrıslılara baktığımızda mangalı biliyorsun. Mangalı söylüyorlar zaten. Kıbrıslılar mangal çok seviyor. Tabii şimdi Kıbrıs kültürüyle ilgili bilmiyorum bir çalışma yaptıysanız yani bu doğrultuda birçok medeniyetler geldi geçti. Kıbrıs içerisinde Araplar olsun işte. Etki oradan yani Kıbrıs'ta bir gördüğüm bir ürünü şeye gittim Cezayir'e şey satıyorlar Cezayir'de. Neydi ya? Molahiya mı? Molahiya var. İşte böyle bir şey yani. Yani Kıbrıs öyle bir noktada ki bütün bu işte Mısır şudur budur Afrika burada Türkiye duruyor hemen bu tarafında İtalya Yunanistan bilmem ne yani bir tanışıklık var. Adada o kadar büyük bir kültür var ki yani burada dünyanın medeniyeti gelmiş geçmiş. Evet. Hepsi de bir malzeme bırakmış. Hakikaten çok kuvvetli yani çalışmak gerekiyor Kıbrıs'ı yani. Kereviz turşusunu hiçbir yerde bulamıyorsun abi. Bu kerevizler ne kadar lezzetli. İşte o neydi? Cehennem topuzu. Abi o ne öyle yani anladınız mı? Yani bunu işte satmak gerekiyor biraz ya. Evet, ben çok memnunum yani. Bunlar kültüre içerisinde duyurmak gerekiyor. İnsanlara tanıtmak gerekiyor. Artık gastronomi turizmi de bildiğiniz gibi artık bir turizm türü oldu. İnsanlar bir yerden bir yere seyahat ediyor. Sadece yemek için hareket ediyorlar. Çoğu insan artık. Yani. Hatta biz üniversite olarak da süreç içinde böyle bir grup oluşturup da Türkiye'nin değişik yörelerinde. Ben gezdiririm hocam ne zaman derseniz. Beraber yer içeriz valla. Gastronomi turizmi yapmak hem gıdaların nasıl hazırlandığı doğrultusunda bence her gastronomi öğrencisinin o süreci yaşaması gerekiyor. Kesinlikle. Bence. Hem doğal ortamını hem iklimini yetiştirme tarzını ve lezzetini en doğal şekilde pişmiş modern fırınlarda değil de en doğal şekilde pişirip lezzeti görebilmesi gerekiyor. Kendisi isterse onu modern bir fırında da pişirebilir ama lezzeti kıyaslaması gerekiyor. Ya tabii biraz işletmecilerin ya da bu oteldeki food and beverage'ların zihni değiştirmesi gerekiyor. Yani şimdi ben neden bir İtalyanım gelip Kıbrıs'ta pizza yiyeyim. Daha iyisini yiyorum zaten. Yani sen benden daha iyi yaptığını iddia edebilir misin? Yani bendeki mozzarella'yı bulabiliyor musun? Bendeki ustayı bulabiliyor musun? Bendeki şimdi ben neden burada bir pizza yiyeyim? Neden ben bir sushi yiyeyim bir Japonsam? Evet. Yani ben niye buraya geldim o zaman arkadaşım? Yani gider kendi ülkemde yerdim. Yani bu çok büyük bir iddia. Ve bu biraz da komik kaçıyor. Bu Türkiye'de de böyle. Kıbrıs'ta sushi diye. Bana diyorlardı ki mesela çalıştığım yerlerde ömürcüğüm akşama Japon geliyor sushi yap. Niye sushi yapayım arkadaşım Japon'a? Adam zaten sushi balık pazarında dünyanın en iyi sushilerini yiyor. Şimdi bunu yiyen bir adama sen sushi yaparak ne yapabilirsin? Yani bu der ki senin dalga geçer. En güzelini kendi ülkesinde en... Ama adama ne bileyim bir filik pilavı yap, üzerine bir kaburga koy. Başka bir İtalyan'a başka bir şey, bir pizza değil de pide yap. İşte hellimli bir pide yap, kapalı bir pide yap, şekerli bir pide yap. Ne bileyim ne yapıyorsan yap ama kendine ait olmayan... Yani niye aynı şeyi yersin ki gittiğin yerde? Yani ben bir Türk olarak Fransa'ya gittiğim zaman döner aramıyorum. Almanya'ya gittiğim zaman bir kebap yiyeyim demiyorum. Yine Yunanistan'a gittiğim zaman bizim Türk mezarı olsa demiyorum yani. Neden? Çünkü öğrenmek için gidiyor. Evet. O yüzden biraz bakış açısının değişmesi gerekiyor. Bu Kıbrıs'a çok yarar getirir bence yani. Ömür Bey bir de süremiz kısaldı. Bir de öğrencilere başarılı olmanın formülünü yapalım. Yani bu meslek. Evet. Yani, bu meslek dağında sizin öğütleriniz çok değerli olacaktır bu doğrultuda. İyi bir meslek. Ben iyi ki başka bir şey yapamazdım bu dünyada zaten. Ondan çok memnunum yani. İyi ki bu mesleği yapıyorum. 50 bin şey söyleyebilirsin. İşte onu yaparsan başarılı olursun, bunu yaparsam, şunu yaparsam. Yani çok kısa, çalışırsan başarılı olursun. Bizim iş bu kadar. Ne kadar azimli, işini seviyorsan ve çalışırsan sana o kadar çabuk döner. Ne kadar mızmız ederek, çalışmaya çalışarak, çalıştığını zannederek, çalışmadan çalışıyor gibi görünerek, dersleri ihmal ederek, konuyla ilgilenmeyerek, okumayarak, kendini geliştirmeye devam edersen de karşılığı alamazsın. Evet. Ben çok çalıştım ve karşılığını aldım ve almaya devam ediyorum. Bir gün öğrenme azmim düşmedi. Bir gün bana yetti demedi. Bir gün insanlara ben bunu biliyorum, bunu öğrenmeme gerek yok demedim. Hala Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'a geldiğim günden beri Kıbrıs'a ne öğrenimi peşindeyim. Ben bu Kıbrıs'a 15 sene daha derse gelsem öğreneceğim bitmez. Ama böyle bakmanız gerekiyor. Eğer o öğrenme, ben biliyorumla gelirseniz her şeyi kaybedersiniz.
hayatım boyunca öğrenme arzusu ve öğrenme isteği had safhadaydı kendimde. Hala öyle. Her yere gitmiş. Çünkü buraya her hafta dünyanın zorluğunda Kıbrıs'a geliyorum. Bazen sabah uçağına binmek için bütün gece uyumadan geliyorum. 10 saat full ders veriyorum. Tek bir hevesim var. Burada öğreniyorum her şeyi diye. O yüzden öğrenme arzusunu kaybetmeyecekler. Çok çalışacaklar hocam. Çok başka bir şey yok yani. Güzel bir okuldalar. Güzel bir eğitim sürecindeler. İyi hocalardan ders alıyorlar. Çok iyi kupon hocaları var. Haftada 5 gün mutfaktalar. Daha ne istiyorsun? Yani Türkiye'ye gittiğim okullarda mutfak yok. Bırak artık yemek yapacak malzemeyi. Mutfak yok yani. Şimdi öyle düşünürsen çok şanslılar. Tek kendilerine kalan şey şikayet etmeden çalışacaklar. Biraz daha çalışacaklar. Staja gidecekler. Gelecekler, çalışacaklar. Çok 5 sene sonra çok başarılılar. Bitti iş ya. Yani. Azim, heves, çok çalışma. Bu işin püf noktası. Püf noktası diyorsunuz. Bize bugün güzel bir gün yaşattınız. Güzel bir deneyim oldu. Benim için de öyleydi hocam. Bu doğrultuda ben teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümünün davetini kırmadınız. Her zaman geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi başka organizasyonlarımızda da her zaman geliriz. Seviyoruz okulunuzu. Ve işbirliği içerisinde devam etmek her isteriz. Zaman. Her zaman hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Sağ olun. Evet sayın seyirciler. Bugünkü konuğumuz Sayın Ömür Akkor'du. Kendisiyle kültür ve mutfağı tartıştık. Hepinize iyi günler dilerim.